Sürpriz canlı yayınlarımızdan anında haberdar olmanın sadece tek bir yolu var. Lütfen Ateizm Derneği TV'ye abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ama bir konuda sizden söz istiyoruz. Yayınlarımızı beğenirseniz lütfen sorgulayan veya özgür düşünceli arkadaşlarınızı da aramıza kazandırın. Olur mu? İyi akşamlar. Ateizm Derneği TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Onur Romano. Bildiğiniz üzere Ateizm Derneği Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler tarafından akredite edilmiş, Müslüman nüfuslu ülkeler arasında dünyanın ilk ve tek yasal olarak tanınmış ateist insan hakları örgütüdür. Bizimle ilgili haberleri kaçırmamak için lütfen Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarımızı takip edin. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın. Derneğimiz kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu. Arkamızda yabancı lobiler, karanlık güçler yok. Sadece Türkiye'nin aydınlanma savaşçıları, yani sizler varsınız. Bu yayınımızda diğer tüm çalışmalarımız gibi Ateizm Derneği destekçileri ve kanalımızı izleyenleri tarafından maddi olarak destekleniyor. Eğer yayınlarımızı değerli buluyorsanız siz de Patreon ve Kreosus üzerinden bize destekte bulunabilirsiniz. Bu hesaplarımızı inceleyerek birbirinden ilginç paketlere ve ayrıcalıklara erişmeniz mümkün. Ayrıca ekibimize katılmak için Bunlar Ateist @ateizmderneği.org.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Evet, bugünkü yayınımıza başlamadan önce birkaç hatırlatmam var. Birincisi Ateist Gazete. Bildiğiniz üzere Ateist Gazete, Ateizm Derneği'nin 15 günde bir yayınladığı bir e-bülten. Evet, yakında Ateist Gazete haftalık bir e-bülten oluyor. Bunun dışında ilk bir hafta boyunca sadece Ateizm Derneği üyesi ve gönüllüleri inceleyebiliyor. Daha sonra bütün kamuoyuyla web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşıyoruz.
okumaktan ziyade dinlemeyi tercih eden arkadaşlarımız için de bu e-bültenin bir haber bültenini yaptık. Ateist gazeteyi, yani Türkiye'nin en Allahsız haber bültenini lütfen kaçırmayın. Evet, bir diğer duyurumuz da Ateizm Derneği tanışma toplantısı duyurusu. Biliyorsunuz yaz aylarında, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında bu tanışma toplantılarımız piknik formatında gerçekleşiyor. Ve 4 şehrimizde, İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı olarak gerçekleşiyor. Geçen pazar en son yaptığımız pikniğe çok büyük bir katılım oldu. Önümüzdeki piknik 10 Temmuz 2022 pazar saat 18'de İstanbul Caddebostan sahilde Beyaz Köşk'ün önünde Ankara Seymenler Parkı artı bir büfenin arkasında İzmir Paraşüt Kulesi Kültür Park Alsancak mevkiinde ve Antalya Konyaaltı Beach Park'ta Northman Bistro'nun ön tarafındaki çimlerde buluşuyoruz. Eğer siz de yeni arkadaşlıklar kurmak, yeni dostluklar yapmak, yeni dostluklara yelken açmak isterseniz lütfen etkinliklerimize katıl. Bugünkü yayınımızda nefret mektuplarında bana eşlik eden konuklarımı size tanıtmak isterim. Ateizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karan ve Ateizm Derneği Sayman'ı yöneticilerimizden Feriel Köseoğlu. Hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyiz, hoş bulduk. Onur. Evet, sağ olun, arkadaşlar. İyiyiz. Piknikten sonra daha iyi oldu. Piknik nasıl geçti? Biraz isterseniz anlatın. Yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Neler konuştuk, neler yaptık, katılım nasıldı, atmosfer nasıldı? Katılamayan arkadaşlarımız için şöyle bir iki dakika özet geçebilirseniz çok sevinirim. Şimdi 4 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. Sanıyorum bu sefer en kalabalığı Ankara oldu. Bu sevindirici bir haber. Çünkü Ankara'da bir önceki piknik keyfi bir polis dayatmasıyla engellenmişti. Bu kez 4 ilimizde de müdahalesiz olarak piknikler gerçekleşti. Bu bence olumlu bir gelişme. İstanbul'daki piknik en kalabalık pikniğimiz olmadı maalesef. Büyük olasılıkla insanlar İstanbul dışına gidiyor vesaire, böyle sebeplerle. Antalya ve İzmir'de de, yani şimdilik dört şehirde yapabiliyoruz. Umarım ileride bunları arttırarak devam ettireceğiz. Eş zamanlı yapmaya çalışacağız. Diyelim bir ihtimal, sen öyle dedin ama Caddebostan dedin ama biz artık her seferinde karşıda yapmak, yani bana göre karşıda olan yerde yapmak gibi. Belki bu sefer Maçka Parkı'nı düşünebiliriz, karar vermedik. Maçka Parkı'na karar verirsek de zaten ona göre haber veririz. Yani Ağustos pikniği, artık Temmuz'u duyurduk ama Ağustos pikniğinde belki... Olabilir, çünkü Maçka Parkı da hem kalabalık hem de bildiğin üzere yani karşı yakada sadece Kadıköy ve belki Kartal ve Maltepe'de yoğunluklu ateist var ama bu tarafta Şişli, Beşiktaş diye saymaya başladığında Sarıyer'i, Beyoğlu'su, Osurlu'su diye gittiğinde daha kalabalık bir kitle oturuyor. Bu sebeple arada bir orada bir orada gibi yapabiliriz. Zaten diyelim. Uzun yıllar boyunca Ateizm Derneği tanışma toplantıları, Feriel de hatırlar, sen de hatırlarsın. Uzun yıllar boyunca bir hafta Taksim'de, bir hafta Kadıköy'de şeklinde. Bir ay. Evet, kapalı alanlarda. Evet, bir ay, pardon. Evet. Bir de bayrağımız birçok yerde, farklı yerlerde de dalgalansın. Bu arada İstanbul'daki piknikle ilgili bir gelişmeden de bahsedelim. Bir Fransız basınından bir arkadaşımız, bir başkanımızla bir röportaj da yaptı. O da vardı. Yanlış mı söyledim? Çocuğun adını hatırlayamayacağım ama Süleyman. Teo Malkoç mu? Bir röportaj gerçekleştirdik. Bir daha tekrarlar mısın? Feryal, anlamadım. Bu en son İstanbul'daki Caddebostan pikniğine bir de Fransız basınından bir arkadaş vardı. Evet. Onu atlamayalım çünkü önemli bir röportaj gerçekleştirdik. Dış basınla, evet. Fransız basın, Fransız medyasındandı. Televizyonda yayınlanacak. Hatta bizden bir de mümkünse eski kökten dinci bir militanın
Yani şimdi ateist olmuş kökten dinci bir militanın da kısa bir röportaj yapmak istediğini söyledi. Onu da sana da hatırlatmış olayım Onur. Bir arkadaşımızı Evet, aklımda bir iki kişi var. Zaten yönlendireceğiz. sen konuşurken aklıma geldi. Evet arkadaşlar, ateizm derneği demek bir şekilde halkın büyük bir kesiminin ne yazık ki ayrımcılığına maruz kalmak demek. Kinine, nefretine, öfkesine, çok vahşi tehditlerine, beddualarına maruz kalmak demek. Biz bunlara kısaca ne diyoruz? Nefret mektupları diyoruz. Bu şekilde özetliyoruz. Bunlardan bizi tabii bugüne kadar binlercesi geldi farklı platformlardan, hala da gelmeye devam ediyor. Hatta sanırım paylaşacaklarımızdan bir tanesi de çok böyle güncel bir nefret mektubu olacak sanırım. Geçtiğimiz hafta daha henüz gelmiş olan. O zaman başlayalım. Bunlar İstersen ateist! başlamadan ben kısa bir şey söyleyeyim. Kişisel olarak diyeyim bunu. Hani Ateizm Derneği adına söylememiş olayım. Ben hayat içinde küfre çok karşı olan bir insan değilim. Ama yüz yüze yapılırsa, bu cesaret gösterilebilirse karşı değilim. Yani bu da insani bir tepkidir. Bazıları da gerçekten küfrü hak edebilir. Ama isimleri gerçek mi değil mi belli olmayan, belki buradan 1.000 kilometrede ötede bir ahlaksızın bize küfrediyor olması bana hem korkakça, hem şerefsizce, hem ahmakça, hem de insanlığa yakışmayan bir davranış olarak görünüyor. Onu bir belirtmiş olayım. Biz bunları ciddiye alıyor muyuz? Bir ölçüde ciddiye alıyoruz çünkü bunu yapanlar yani havlayan köpek ısırmaz derler ya. Bunlar o kategoriden. Ama bundan cesaret alacak bir sürü meczup, terörist vesaire var. İşte onlar gerçek tehlike ve bunlar da aslında zımnen olası bir cinayete kapı açmış oluyorlar. O sebeple bu şereflisizlerin, bu küfürbazların, bu rezillerin isimlerini biz bir yerde tutuyoruz. Olası bir durumda bunları gerekli mercilere, polise vesaire vesaireye aktaracağımızı da bilsinler. Yani biraz cesaretli olup küfretmeyi öğretmeyi sağlayacağız bu evrimi tamamlanmamış yaratıklara diyelim. Şimdi geçebiliriz bence. Tamam, o zaman ben birinci ekran görüntümüzle başlıyorum. Arkadaşlar, daha bu arada bizim yaptığımız ikinci nefret mektupları yayını. Birincisi de çok ilgi gördü. Gelen bazı eleştirilere yanıt vermek gerekirse neden saklamıyorsunuz, neden sansürlemiyorsunuz diye soranlara şöyle bir şey söyleyebiliriz. Zaten paylaştığımız şeyler genellikle sosyal medya hesaplarında yorum olarak yazılmış, hala halka açık, şu anda herkesin girip okuyabileceği yerde olan şeyler. Ve bu nedenle yani zaten bunları bir sansürleme ihtiyacı görmüyoruz. Niye sansürleyelim Onur? Ben onu anlamadım. Eleştirinin mahiyetini anlamadım ya. Evet, yani o da bir şey değil mi? Neticede ölüm tehdidinde bulunuyor karşıdaki Evet insan, neden yani. sansürlüyoruz yani? Niye Öyle bir şey, sansürleyelim? evet. Evet. Hani küfür de içeriyor Evet babında. ayrıca. Evet. Şimdi o zaman Suç birincisi, belgeleri yani. evet, bize hep gelen bir soru. Twitter hesabınız kendi kendine mi açıldı yoksa birileri tarafından mı açıldı diye çok zekice bir soru sorulmuş. Onun altına da biri onu paylaşırken Twitter'da şöyle yazmış: Rıza Dede 1954. Bu derneğin açılmasına kim izin veriyor? Bizim ülkemiz neden bunlara dünyayı dar edeceğine bir de dernek kurduruyor. Şu anda güçlerimizi zehirliyorlar. Özür dilerim. Şu anda gençlerimizi zehirliyorlar. Bu vebalin altından nasıl kalkarız? Yeter. Artık bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Yoksa ülkemiz yok olur. Evet arkadaşlar. Şimdi Ateizm Derneği'nin varlığı nasıl Türkiye Cumhuriyeti'ne, ülkemizi, vatanımızı nasıl yok ediyor? Biz mi daha vatanseveriz, bu mesajı yazanlar mı daha vatansever, vatanperver? Teşbihte hata olmaz. Buyurun, önce Feriha senden başlayalım istersen. Derneğimizin yaklaşık 350 tane falan üyesi var. 350 tane üye ile ülkeyi yok mu edeceğiz? Ben pek onu algılayamadım. Bırak yok etmeyi,
kendi sesimizi duyururken zorlanıyoruz. Her şeyden önce insanların kafasından şu düşünceyi silmek lazım. Ateizm Derneği bir inanç yayma, birilerine bir şey empoze edilme amaçlı kurulmuş bir dernek değil. Lütfen kuruluş amacımızı da okusunlar. Eğer insan hakları bu kadar ihlal edilmeseydi Ateizm Derneği kurulmasına ihtiyaç duyulmazdı. Yani nasıl hayvanlara bu kadar eziyet edilmese Hayvan Hakları Derneği olmayacağı gibi. Ya da kadın cinayetleri olmasa kadın cinayetleri platformları olmayacağı gibi. Ateizm bir din değildir. Bizim de diğer dinler gibi fetva vermek, düşüncelerimizi yaymak, insanları empoze etme gibi bir amacımız zaten yok. O sebeple biz o kadar büyük tehlike görmesinler. Bizden daha fazlalar. Demek ki kendi işlerinde bir eksiklik duyuyorlar ki yani 300-350 kişinin düşüncelerini, fikirlerini tehlike olarak görüyorlar. Ben devam edeyim istersen kaldığın yerden. Şimdi bu zaten bir nefret mektubu sayıl, yani nefret mesajı sayılmaz. Daha çok böyle müzevvir ve iktidara yaranmaya çalışan tipler vardır ya, 12 Eylül sonrasında gördüğümüz ihbarcı yalakalar. Hani şeyde Wilhelm Reich'ın Dinle Küçük Adamındaki küçük adam tasviri evet. Kişi. Kime şikayet ettiğini anlamadım. Büyük olasılıkla AK Parti ya da devlet ya da işte Cumhurbaşkanı'na ya da yetkili makamlara şikayet ediyor. Ama yetkili makamlara bu kurma sebebi anayasadaki bir değişiklik ve yasal uygulamalarla ilgili. Avrupa Birliği'ne uyum yasalarıyla ilgili bir süreçten sonra ortaya çıkmış bir şey. Biz kurarız kardeşim. Siz nasıl işte tarikatlar, onlar bunlar, sivil toplum ayağına terörü destekleyen örgütler kurabiliyorsanız biz de bunu kurarız. Üstelik biz terörü destekliyoruz. Biz hümanistiz, biz şuyuz, buyuz vesaire vesaire. Bizden korkmaları gerekir mi? Bizden korkmamaları, bizden faydalanmaları gerekir. Çünkü onların akıllarını açmaya uğraşıyoruz. Bu zat-ı muhteremin de aklını açmaya uğraşırız eğer ihtiyacı olursa. Diyelim. Evet, bazı şikayet etmeye devam etsin o. Şikayet etmeye devam etsin. Ama şöyle yapması daha güzel olur herhalde. Haysiyetli bir insan. Ya bak baba, burada bunu yapanlar var. Bunlar kötü çocuklar falan demek gibi müzevirlik yapacağını buyursun, dava açsın. Kapatın. Bizi kapatması için dava açsın. Ya uğraşsın. Para harcasın. Cebinden 3 kuruş çıksın. Öyle beleş değil bu işler yani. Değil mi? Bir kaleme 400-500 lirayı önce bir bayılsın. Tabii. Ha, ondan sonra zarf sürtesin. O zaman bir sonrakine geçiyorum. Bunlar ateist! Göktuğ. Göktuğ diyor ki Twitter'dan, bizim bu sosyal mesafe paylaşımımız var. Koronadan dolayı toplu yemeklere katılma, bol su, iç bilmem ne falan. Ramazan'da da tabii ki bu paylaşımları yapmaya devam ediyoruz biz. Çünkü biz araştırdık, çok araştırdık. Doktorlarla görüştük, üniversitelerle görüştük. Ramazan varken de aynen virüs yayılmaya devam ediyormuş. O nedenle bak ne diyor. Cehenneme kayıt gibi bir şey la bu dernek diyor. Allah sizi ıslah etsin, işiniz zor. Ha bu arada Ramazan'da su ihtiyacı ile vücudu düşünen sizler, alkol ve sigara içinde iki kelam etseydiniz ya bugüne kadar. Ama yok, sizin derdiniz dinler değil, İslam. Evet, yok. Alkol ve sigara. Ben alkol konusunda bir şey söyleyebilirim arzu ederseniz. Alkol bütün mikropları öldürür, mikropları yok eder. Alkolün böyle bir etkisi vardır. Evet, siz de sigara hakkında konuşabilirsiniz arkadaşlar. Hepsinin sağlığa zararlı olduğu tabii ki. Zaten Ateizm Derneği'nin alkol ve sigaranın sağlığa zararlı olduğuna dair yayın yap. Biz Kızılay mıyız ya? Ayrıca biz sağlıkçı mıyız? Sigara paketlerinin üzerinde bu uyarılar yapılıyor. Gerekli kamu spotlarında bunlar paylaşılıyor. Bu bizim asli görevimiz olmadığı gibi. Hiçbirimiz bu konuda bir tıp insanı değiliz. Bununla gerekli olan uyarıları devletin görevidir. Ateizm Derneği'nin görevi değildir.
Devlet yeterli bir şekilde yapıyor. Ramazan'da evet biz oruç tutmuyoruz. Ayrıca İslam'a karşı değiliz. Bütün dinleri kabul etmiyoruz. Öyle söyleyeyim. Tek bir din olarak lütfen kimse almasın. Peki Süleyman, Şimdi sen bu derneğin cehenneme kayıt gibi bir şey olduğu konusunda ne düşünüyorsun? olmayan yerin kayıt memuru da olmaz o zaman, öyle demek lazım. Bizim açımızdan böyle en azından. Şunu söylemek lazım, biz İslam düşmanlığı yapmıyoruz. Biz akıl dışı tüm uygulamalara karşı tavrımızı koyuyoruz. Örneğin İsrail en başarılı, pandemiye karşı en başarılı ülkeyken ne oldu? Oradaki tarikatların, Hasidikler başta olmak üzere, fundamentalist tarikatların yaptığı ayinlerden ötürü patladı. Hindistan'da ne oldu? Hindu fanatikleri inek sidiğiyle duş aldığı, inek dışkısıyla kendini sıvazlayıp aşıya gerek yok böyle idare ederiz dediği için oldu. Sonra biliyorsunuz oksijen tüpü bulunamadığı için kıvrana kıvrana yüz binlerce Hint vatandaşı öldü. Biz Türkiye'de ne oldu? Haç'tan dönüşte Aynen. uçakları açtılar. Aynen öyle. Türkiye'de mikrobu, ya yani virüsü getiren hacdan gelenler ve hacdan geldiğinde sözde arınmış olacak ya, bak nerede cehenneme kayıt oluyor? Cehenneme kayıt nerede oldu biliyor musunuz? O hacılar, sözde hacılar, hani arınmış insanlar geldi, burada polislere saldırdı. Karantinada kalmak istemediler. Bir bölümü kaçtı, köylerine gitti, köylerinde komşularının ölümüne sebep oldular. Şimdi bunlar olmuşken, ya insanda üç kuruş izan olur be, bak onların diliyle konuş. Üç kuruş, üç kuruş. Kim bu yurdu koruyor? Kim bu yurdun gelişmesini sağlamaya çalışıyor? Kim bu yurttaşların hayatını korumaya çalışıyor? Biz mi? O üç beş tane göstermelik yobaz mı? İnsanda gerçekten üç kuruş bir şey haysiyet olması lazım ya bunu yazabilmek için. Hatta polislerin suratına tükürmüşlerdi. Tükürdüler virüs bulaşsın diye. Evet. Ve bunu yapanlar 60-70 yaşlarında insanlardı. Ayrıca bütün dünya bu kadar sıkıntılı iken o sene Haç seferi yapılması şart mıydı? Evet. Ama bu din istismarı böyle bir şeydir zaten. Orada şunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Biz ne olursa olsun ölümüne ibadetimizi yerine getiririz diye. Halbuki kendi kitaplarını okusalar, savaş durumlarında, açlık durumlarında, kıtlık durumlarında, Salgın durumlarında. salgın durumlarında ne yapılması gerektiğini bal gibi görecekler. Kitaplarını bilmedikleri için, asıl kitapsız onlar oldukları için işte Aynen böyle öyle. şeyler yazıyor. O zaman bir sonrakine geçiyorum. Evet efendim, bir sonraki mesajımız YouTube'da yorum şeklinde gelmiş. Rıdvan Aydemir ile birlikte yaptığımız, üyemizle yaptığımız Allah'a inanmamak için 10 sebep videosunun altına Ebrar Emre Torbani şunu yazmış. Bu da Ama fake isim değil mi? bilemiyorum, Türkiye'nin yarısı artık Afgan Suriyeli olduğu için İran, hani bilemiyorum yani. Ebrar Emre Torbani demiş ki, amına koyayım lan, ümmeti Muhammed'in çocukları, ben ateistim, Hristiyanım diyor. Lan sen Türksün, Adem'in, Muhammed'in çocuğusun lan demiş. Dur, çok karışık ya. Ya. Ya saçma saçma sapan bir herif işte. Bir kere o bu başta söylediğin o iki sözcük zaten bu sosyal medyada neredeyse nokta virgül haline geldi. Ayrıca tiksindirici, yani kadının cinsel organı üstünden, hatta annelerin cinsel organı üstünden yapılan bu küfürler artık hani böyle tiksinti uyandırıyor bende. Bundan ötesi herifin kategorik olarak bir gerizekalı olması. Onu söyleyeyim. Net Kesinlikle. gerizekalı çünkü kategorileri karıştırıyor. Bir Türkler zaten Müslüman değil, değil mi? İslam her dini denemiş bir millettir. Budizm dahil ama Gök Tengri ile başlayan ve çok yaygınlaşan bütün step uygarlıklarını etkilemiş bir dinin kurucuları
Türkler ve Moğollardır. Önce bunu öğrensin, sonra Budist olmuşlardır, sonra Hristiyan olmuşlardır, ya Evet, şimdi ben de Musevi onu diyecektim. olmuşlardır, Şii olmuşlardır, Sünni olmuşlardır. Acaba kendisi araya gireceğim ama Türklerin ilk Anadolu'ya geldikleri zaman Arap zulmünden kaçıp Hristiyan oldukları konusu bir tarihi bilgiye sahip mi? Ya da Karamanların, değil mi? Aynen. Cumhuriyet kurulduktan sonra bile işte oraya zorunlu göç olana kadar Selanik tarafı, Kuzey Yunanistan'a Evet. Hristiyan olduklarını, en güzel Türkçeyi konuştuklarını, bak kardeşim sen önce bir Türk tarihini öğren. İki o iğrenç nahlasını değiştir. Türk adı koy mesela Alpagut, Angut olsun adı. Tamam mı? Alpagut, Angut olsun. Ondan sonra şey yap. Hani bu kadar zeka özürlü. Zaten küfreden, hele hele bu küfürleri ederek başlayan, iki kere lan diyen, hani bir şeyi de bir kere demeyeyim, iki kere diyen bir insanın ya geçmişte çocukken şiddete, istismara uğramış olması çok muhtemeldir. Empati kurmak için söylemiyorum. Çünkü istismara uğrayan kötü insan olacak diye değil. Bu herif kötü bir insan olmuş işte. Cahilliğini ayrıca saymıyorum. Çünkü kendi dinini, kendi milletini, eğer kendi milleti ise Türkler, zerre bilmiyor. İşte biz de bunlarla aslında burada ağzımızı kirletiyoruz. Ya, aynen. Bir de en son kurduğu cümle de çok absürt. Adem'in ve Muhammed'in çocukları demiş, tamam. Kur'an'a göre Adem'den ve Havva'dan geldiğimiz tamam da Muhammed nerede araya girdi, onu algılayamadım ben. Bir de oraya gelene kadar daha sırada bir sürü peygamber var, değil mi? Değil 100 bin mi? tane, 100 Aynen. binlerce peygamber Aynen. var. Yani En azından 5'ini sayabilseydim. evet, Ateizm Derneği'nin binlerce din ve binlerce tanrıya karşı olan bir kurum olduğunu ne yazık ki idrak edemiyor yurdum insanı çoğu zaman. Ve şöyle düşünüyor: neden hep İslam eleştirisi? Neden hep İslam'a salvolar? Neden hep İslam'a çalışıyorsunuz, saldırıyorsunuz? Çünkü resmi söyleme göre, yani gerçekte aslında %85'lerde olan ama resmi söyleme göre %99'u Müslüman bir ülke deniyorsa, o zaman bizim de ağzımızdan çıkan eleştirilerin %90'ının İslam, %99'unun İslam ekseninde olması gayet doğal, natürel bir sonuç bence. Ya kaldı ki biz her zaman söylüyoruz. Biz temel olarak, epistemolojik olarak akıllı tasarım fikrine karşı olan insanlarız. Bırak sadece şeyi, deistlere bile karşı insanlarız biz. Eğer öyle bakarsak. Tabii ki. Evet. Şimdi bir sonraki, özür dilerim, gözlüğümü silmem gerekti. Bir sonraki paylaşımımız neymiş? Gelsin bakalım. Ramazan ayında Hristiyanı ve Yahudi saygı duyar. Neden? Çünkü onların da yanlış da olsa kutsalı var. Bu kutsalsız ateizm güruhu insanlık için bir utanç kaynağı olmakla birlikte kendi mağdur edebiyatlarını yazmaktan bile acizler. Sizler yalancı, manipüleci, iftiracısınız diye noktalamış. Bunu da ne cevap olarak yazmış? Bizim bir paylaşıma yorumumuz olmuş. Baskıcı ve xenofobik İslam dini diye başlayan bir haberimizin altına bunu yazmış. Şöyle istersen Feryal'cığım sen başla. Kısaca, çok kısa bir şey söyleyeyim. Öncelikle Yahudilik ve Hristiyanlıktan yanlış olduğunu söylüyor. Fakat bu iki dinin kitabında aynı Kur'an'ı yollayan aynı Tanrı aslında yazıyor. Yanlış demesi zaten kendi tanrısıyla da çelişkiye giriyor. Ramazan için niye yazmış? Hangimizin insanların inançlarına saygısı olup olmadığına nasıl karar veriyor onu algılayamadım. Hiçbirimizin inançlara saygı duymaması diye bir şey söz konusu değil. Bizler hümanist insanlarız. İnanç ve inançsızlık özgürlüğünü savunuyoruz. Ben kendi adıma konuşayım. Kimsenin beni etkilemediği sürece,
toplumu genel anlamda etkilemediği sürece devlet yönetimini, adaleti, sağlığı, birey olmanın toplumsal olarak toplumda yaşamanın kuralların etkilemediği sürece herkes inancını tek başına yaşayabilir. Bu beni hiç ilgilendirmez. Hiçbir ateisti ilgilendirdiğini düşünmüyorum. Ama sabahın dördünde bir Ramazan davulcusu dangada dungada davul çalarsa evet tepki gösteririm çünkü yarın sabah işe gitme durumundayım. Artık medeniyetler çağındayız, saatini de kurabilir insan. Yani şov yapmak amacı ile insanları rahatsız edilmesi, yani ne bileyim komşum rock müzik de çalsa ondan da rahatsızlık duyarım. Bunları tek bir şey olarak algılamasınlar. Kimseden bir rahatsızlık duyduğumuz yok. Ama sebebini bilmiyorum. Onlar bizden sürekli rahatsızlık duyuyorlar. Benim tutmadığım oruçtan sana ne? İnanıyorsan da hesabını ben vereceğim. Cehennemde yanacağım. Bu arada bir cehennem kartı da çıkartalım mı üyelerimize? Üyelik kart çıkartıyoruz ya. Yok zaten yeni üyelik kartlarımızı kırmızı yapmıştık o amaçla. Ya, biliyorsun bu rengi falan işte resmi de koyalım. Evet. Ben şey diyeyim, öncelikle onlara Noel Baba ve Noel'le ilgili bazı Müslümanların ya da işte Müslümanlar İslam'ı yanlış, kendilerince yanlış yorumlayanların yaptıklarını söyleyeyim. Noel Baba tekmelemekten hakarete karşı kadar her şeyi yapıyorlar. Hristiyanlar ve Yahudiler de bu ülkede azınlık olmasa, çoğunluk olsaydı aynı şeyi İslam'a yapardı. Tabii. Ve bizlere yapardı. Bu sebeple öncelikle ben saygı duymam kardeşim. Yanlış bulduğu fikre saygı duymam. Ama inanç ve ibadet özgürlüğünü sağlamak için elimden geleni yaparım. Bu bir insan hakları meselesidir benim açımdan. Bunu yaparım. Ama niye saygı duyayım? Ben yanlış olduğunu düşündüğüm şey tabii ki saygı duymayacağım. Bu şu anlama gelmiyor. Bunlar gibi hakaret edeceğim. Bu arkadaş hakaret etmemiş de. Bunlar gibi hakaret edeceğim falan demiyorum ama saygı duymak demek ona bir şey vermek demektir. Başka bir şey vermek demektir. Ben özgürlüklerine saygı duyayım. O kadar. Bunun dışında söylediklerin bence gerçeklikte çok bir bağlantısı yok. Bizim yaptığımız şudur. Biz normal olarak fikirlerimizi ve varlığımızı korumak için kurulmuş bir derneğiz. Bu çerçevede hareket ediyoruz. Bunun doğal sonucu da bu. Saygı beklemesin ama bir gün ona da baskı gelirse bizi yanında görebilir. O yüzden daha manipüleci falan gibi laflar kullanması da bence gerek yok. Biraz daha düşünürse, biraz hani onların deyimiyle Tanrı'nın verdiği aklı kullanmaya çalışırsa anlayacaktır ki biz manipülatif değiliz. Bu arada yanlış anlaşılmasın, fikirlere benim de saygım yok evet. Ama inanç özgürlüklerine saygım var, sadece onu söylemek zaten istedim ama bu da benim beni rahatsız etmediği sürece. Evet, çünkü gerekli bir şey değil. Zaten kendi aralarında tartıştıkları şeyler biliyorsun bunlar. Zaten bazı Ateizm Derneği'nin resmi söylemini de böylelikle tekrar bir hatırlatalım buradan. Biz inançlara ya da inanılan varlıklara kesinlikle saygı duymayız. İnanç özgürlüğüne, inanç hürriyetine, istediğine tapma hakkına saygı duyarız. Bunun için kendimizi de feda ederiz. Ama kendi inancını da bana dayatmasın. Zorunlu din dersi diye dayatmasın. Avaz avaz mikrofonlarda ezan sesiyle bana dayatmasın. Aynen öyle. Ülkemizde yani yanlış öğretilen bir şey var ne yazık ki. İnancıma saygı duy kavramı o kadar böyle kalıplaşmış ve çocukluğumuzdan beri beyinlere kazınmış ki insanların aklında inanca saygı duyulacak olarak şey olmuş. Hayır evet. Efendim, dünyanın geri kalanında o iş öyle değil. O iş şöyle, kişinin inancına değil, İnanç özgürlüğüne saygı duyulur. Budur. Kişinin ya inanç siz hürriyetine saygı duyulur. Namaz kılan bir adamı tekmeleyen ateist gördünüz mü? Ama oruç tutmadığı için dayak yiyen insanlar var bu ülkede. Ya biz geçenlerde konuştuk değil mi? Bir programda mı konuştuk? Hatırlamıyorum hangi programda olduğunu ama Kur'an yakmanın bir şiddet olduğu. Evet. Piknikte konuştuk.
Herhangi bir ibadethanenin kundaklanmasının bir şiddet terör eylemi oldu. Bizim bunları tasvip etmediğimizi, Kur'an'ın da bir kitap olduğunu ve herhangi bir kitabın yapılmasına bizim karşı olduğumuzu 40 kere söylemişizdir. Belki 100 bin kere söylemişizdir ama dinleyene söylemişizdir. Bir sonraki ekran görüntümüzü okuyorum. Ne olmuş? Ateizm Derneği şey yapmış, ağaç bağışı yapmış, paylaşım yapmış. Doğayla Dünya Çevre Günü'yle ilgili galiba bir paylaşım var orada. Paylaşımın geçen yangından sonra. Yangından geçen sene. Yangınları. Evet, evet. Diyor Temel. Ki Mübiyerta diyor ki bize Twitter'dan, bunlar ateizm derneği tam bir şizofren ya. Cennet vaat edenler kim? İslam, Hristiyan, Yahudi. Peki bunlar dünyayı ıslah mı ediyorlar yoksa fesada mı uğratıyorlar? Hayır, ıslah ediyorlar. Peki fesatçılar kim? Dinsiz, ateist, ahlaksız, sınırsız, kapitalist, emperyalist köpekler. Zincirleme, küfür tamlaması. Evet efendim. Fesatçı, dinsiz, ateist, ahlaksız, sınır tanımayan kapitalist, emperyalist köpekler olduk. Hayırlı olsun. Şimdi görüyorsunuz bu ne zaman paylaşılmış? 5 Haziran 2022. Hani daha bu taze mesela. Adı ne? Mübiyerta. Ne? Mübiyerta. Size verilen dosyalarda da bunları olması gerekiyor. Mübiyerta. Mübiyerta. Evet. Çok milliymiş ya. Mekleğimi çok milliymiş yani. Şöyle diyeyim. O bağışladığımız ağaçlar var ya. O ağaçlar öyle son öyle gelmeyse, küfre gitmeyse. Ondan çıkacak odun bundan daha zekidir. Sadece bunu söyleyeceğim. Yani emperyaliste nereden geldin be gerizekalı? Konu ağaç bağışı, buraya nereden geldi? Cümleni doğru kur. Başta sanıyorsun ki şeye hakaret ediyor, diğer dinlere hakaret ediyor sanıyorsun. Sonra topluyor, birden geliyor emperyalizme falan filan. Umarım bu şizofren bir partinin üyesi değildir. Çünkü bunlar artık ilim yayma cemiyetlerine falan gitmeye başladı. Bir şizofren parti var ya kendini sosyalist sanan. Umarım ondan değildir. Adını değiştir kardeşim. Kadınsan Rabia falan yap. Erkeksen işte al bir Arap adı onu yap. Mübiyerta ne be? Evet, bir sonraki şeyimize geçiyorum. Dur, ayrıca ben de bir şey söylemek istiyorum bu konuda. Yok, birincisi emperyalist değilim, kapitalist hiç değilim. Bildiğiniz sosyalistim. Adım da Ferial bu arada. Senden daha İslamik bir adım var. Fars kökenli bir isim. Mübiyerta ne demek onu da bilmiyorum. Bence sen daha kapitalistsin, bana göre daha kapitalist bir isimmiş gibi geldi. Peki buradaki şeye ne dersiniz? İslam, Hristiyanlık ve Yahudiliğin dünyayı ıslah eden dinler olduğu. Yani bunlar dünyayı ıslah ediyormuş. Biz fesatçıymışız, ahlaksızmışız, sınır yokmuş, kapitalistmişiz, emperyalistmişiz, köpekmişiz. O Yahudiliğin, Yahudilikten kaynaklanan Siyonizmin, onun dindaşı olan Filistinlileri nasıl ıslah ettiğini görüyoruz. 3 kuruşluk beyni olsa alır görür o ıslahı. Hinduların, Müslümanları, Pakistan'da Müslümanların Hinduları nasıl ıslah ettiğini görüyoruz. Tüm Batı dünyasının, başta da Protestanlar olmak üzere, İslam'ı nasıl ıslah ettiğini tüm Orta Doğu coğrafyasında görüyoruz. Nasıl? Çocukları bombalarla öldürerek. Yemen'de çocukları açlıktan öldürerek. Ya insan da gerçekten hani bir şey yazarken, ya 2 nöron olur ya, 2 nöron, bak 2 nöron olsa yeter ya dediğine. 3 tane İbrahim'i dinin dünyayı nasıl bir savaş ortamına çektiğini, savaşların ırkçılıkla beraber 2. müsebbibinin bu olduğunu, en azından fikrisel beslenme özelliğinin bu olduğunu biliyoruz. Yine bu 3 dinin emperyalizm tarafından nasıl kullanıldığını,
kapitalizm tarafından nasıl kullanıldığını sadece kendi ülkemizdeki iktidardan dolayı çok iyi biliyoruz. Daha ne denebilir ki? Evet efendim, ben de bir sonraki, bir saniye. Bunlar ateist! Şizofrenin de bir beyin hastalığı olduğunu söyleyelim de onu da nöroloji bilimine birazcık daha okusun. İki satır bir şey okusun kendisi. Şizofren deyince bekaret etmiyorsun. Yani birine kanser demekle aynı şey gibi bir şey. Şizofreni ciddi bir hastalıktır. Şizofreni insanları da hakaret etmiyor. Çok zekiymiş gibi yazıyorlar ya böyle. Bak bunu yapan şeyler de var. Sekülerler ve kendini ateist sanan bir sürü soytarı var. Tabii ki var. Ya siz ne biçim konuşuyorsunuz biz olsak şöyle. Ulan biz olsak diye önce bir ismini yaz şerefsiz. Bilelim kim oldu. Bugüne şu ana kadar okudukları da ya bir parça şey varsa, onurun falan varsa, onurun varsa kardeşim bize normal ismini al. Bak tehdit olarak algılama ama bilelim bilelim. Hangi yurttaşımız bu cehalet ve ahmaklık içinde bir bilelim de bir gün geldiğinde ıslah etmeye çalışalım. Bir sonraki Alık 16. Ne? Alık 16. Alık. Nereden buluyorlar lan bu isimleri? Ha, bu Alık. İyi, Alık güzelmiş. Yani kendini bilen insana saygı duyacaksın. Alık 16. Allah sizin belanızı versin. Az sabredin, ölüm ansızın geldiğinde yazıklar olsun bizlere diyeceksiniz. Kime yazıklar olsun diyeceğiz şimdi? Onlar mı diyeceğiz? Bize yani diyeceğiz. Kendi yani yaptıklarımıza yazıklar olsun. Sevgili Alık, hepimiz öleceğimizi biliyoruz bu arada. Ansızın bu gelecek. Zaten önceden haber vereceği falan yok. Hepimiz bunun farkındayız yani. Ateistler de bunun farkında, korkma. Yani Allah'a inanmıyoruz bu arada. Bizim de belamızı vereceğini düşünmüyoruz. Ya ben onu çok seviyorum. Özellikle bu inançlı insanlar ateizm derneğine bela okuduklarında hani Allah belanızı versin işte ne bileyim cehennem ateşinde azabı nar içinde cayır cayır yanasınız bilmem ne falan kaptırıp böyle kendilerini şey yaptıklarında çok komiğime gidiyor benim. Hani karşındaki insana onun anlamadığı bir dilde küfretmek gibi bir şey yani. Hani. Benim geçen hafta bir arkadaşım kanserden öldü. Evet. Ateistti kendisi. Başın sağ olsun. Hiç tırsmadı. Hiç böyle Allah'tan vesaire bahsetmedi. Hiç geri adım atmadı. Hani neden diyorum bunu? Geçenlerde bu AK Parti Genel Başkanı yara espri olsun diye bizi de bir yere kattı. İşte uçak düşerken ateist sıkılmadılar mı? Bunun yenisini bulsunlar ya. Başka bir şey bulun kardeşim. Bu iş öyle olmuyor. Yani bu dünyada milyonlarca ateist ölmüş. Bunların çok çok azı böyle bir şey yapmış. Şu oluyor ama maddecilik yapan, uyuşturucu kullanmış, hırsızlık yapmış, katil olmuşlar. Sonra tövbe edip mümin oluyor. Ama bak ateistten böyle bir dönmelik olmuyor. Hristiyanlıkta da günah çıkartma yok mu? Gidiyor işte bir odaya bilmem ne. Teki gidiyor Yahudiler duvara şey yapıyorlar. Neden biz arkadaşlar ateistler arasında? Hatalarımızın acısını, büyük hatalarımız olmuşsa bir insanın hayatına mal olacak, bir çocuğun gelişimine mani olacak ya da yanlış yönlendiren bir hata olmuşsa bunun vicdan muhasebesini ölene kadar yaparız. Öyle Katolik gibi gidip günah çıkartarak yok sonradan dine dönüp en dindar benim diyerek yırtmaya çalışmayız kardeşim. Biz en onurlularıyız içlerinde bu insanların. Bunu da böyle bilsinler. Yani biz vicdanımızı da hesabımızı da bu dünyada yaşıyoruz. Bu dünyada veririz ve o hesabı kendimize sorar çözmeye çalışırız. İşte aradaki bu yüzden bize humanist diyorlar. Bir şey sormak istiyorum. Kendi kişisel çemberlerinizde, kişisel çevrenizde önceden ateist olup daha sonra böyle koyu dindar olan, namaza başlayan falan o tarz hiçbir insan oldu mu hayatınızda? Hiç tanıştınız mı? Çok tartışmamıştık bu konuları ama yani zımnen öyle kabul ettiğim beni eski komünist arkadaşlarımın bir bölümünü AKP'de görebiliyorum bugün.
Yok, Ankara'da AKP'de olmak, Müslüman çıkarları olmak, var. AKP'de olmak yolunda olmak. Hatta bunlardan bir tane baş danışman var. O bile bildiğim kadarıyla hala ateist kimliğini bir şekilde söylüyor. Ama ya vardır, 3-5 vardır. Çünkü zayıfsa şöyle oluyor. Şimdi bizim de üyelerimiz arasında olabiliyor. Bir, gençsin, böyle bir havan olsun falan filan diye yanaşıyorsun. Hani bunlar da olabilir ama bizim kastettiğimiz o değil. Bizim kastettiğimiz hümanist literatüre hakim, bilime hakim, felsefeye hakim arkadaşlarımızdan bahsediyoruz biz. Politik olarak belli bir vizyonu olan insanlardan bahsediyor. Bunlar öyle uçak düşerken kanser oldum diye bilmem ne dine dönmüyor. Ya da hani son dönemlerde basında da yer alan İmam Hatip liselerinde deizmin yükselmesi gibi. Ya oradakiler 13-14 yaşında çocuklar. Bir şeylere dediğin gibi karşı olmak için belki aileleri tarafından zorla okullara okutulup zorla din dersi aldırıldığı için bir şeylere tepki olarak deist olduğunu söylüyor olabilir. Belki 3 gün sonra inanabilir. Onlar bizim kategorimize girmiyorlar. Ama belki 5 tanesi de ateist olur. Ya olabilir ama hayır şey anlamında söyledim. Bunlar 15-16 yaşında. Tabii. Bir sonrakine geçiyorum. Emrullah Güney dostumuzdan gelmiş. Emrullah Güney bize desteğini şöyle ifade etmiş. Maymun soylu şeref yoksunları. Size meydan bırakmayız. Her zaman incitmeye devam edeceğiz. Demiş. Ya öncelikle bunu çok fazla söylüyorlar ama insan maymundan gelmiyor arkadaşlar. Önce bunu bir öğrenin ya. İkide bir maymun deyip duruyorsunuz ama yani şimdiki goril ve maymunlar bizim atalarımız falan filan değil. 6 milyon önce yaşamış ortak bir atası var herkesin. Yani birazcık da biyoloji okuyun, evrim demeyeyim. Hadi evrimi kabul etmiyorsunuz. Ortak atadan gelme maymunlarla bizler ortak atadan gelme türleriz. Biraz biyoloji okuyun. İkide bir maymundan geldik, maymundan geldik. Bu arada gerçekten bir şey söyleyeyim. Bir maymuna 90 kelime öğretebiliyorsunuz. Bir maymun muz isterken muh muh filan yapabiliyor da siz daha o 90 kelimeyi öğrenemiyorsunuz. 80 kelimeyle Türkçe konuşanlar var. Evet. Ve yanlış mı söylüyorum? Bir maymun galiba 90'a yakın bir kelime algılayabiliyor. Ya tabii ayrıca şey mesela çok basit testlerde çözdükleri IQ belirleyen o şekil testlerinde de çok başarılı olanları var. Ayrıca Pepsi ile Coca-Cola'yı ayırt edebilenleri var vesaire bunlar. Aynen. Ya gerçekten bir maymun çıkıp da şizofren, kapitalist, emperyalist, köpekler, ıvır zıvır cümlelerini bir araya koymaz ya. Yani onu kuracağı cümle şudur. Çok da mantıklıdır. Bana muz ver. Hani onu gösterir. Bir muzu gösterip, bir cebizi gösterip, bir götünü gösterip, bir tuvaleti göstermez yani. Çünkü sizin kurduğunuz cümleler bu bağlamda gibi bu duruyor. Bu arada bir sonrakine geçmek istiyorum. Demin Süleyman'ın söylediğiyle alakalı. Süleyman demin yol gösterdi. Demin Süleyman dedi ki eğer dedi işte derneği şey yapma, basma, etme, git o zaman kapatması için dava aç. Hemen biri Süleyman'ı duymuş, o da bir paylaşım yapmış. Ne diyor? Ateizm Derneği bir haber paylaşmış. T24'ün haberi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı cemaat yurdundaki baskıları anlatıp yaşamına son veren Enes Kara'nın dosyasını kapattı haberini. Bir üst yazıyla paylaşmış Ateizm Derneği. Ve bu Enes Kara cinayetiyle ilgili olarak bu paylaşıma nasıl bir yorum gelmiş? Bakalım zatı şahaneleri kimmiş? El Kürdo. El Kürdo demiş ki, bence yeni bir dosya açıp Ateizm Derneği kapatılmalı. Çocuğun katili Ateizm Derneği ve sosyal ağlarıdır. Birçok insan ateist olunca intihar ediyor. Enes de onlardan biri. Çocuğun elindeki tek dayanağını, sığınağını almışlar. Yani dinini kastediyor. Biraz sıkıntıya girince intihar etmiş diyor ve Enes Kara gibi çok acı, travmatik, hala hepimizin canını sıkan, yüreğini burkan bir olayın faturasını Orta Doğu ve Müslüman ülkelerdeki ilk yasal
olarak tanınmış ateist insan hakları kuruluşuna kesiyor bu faturayı. Ne diyorsunuz El Kürdo'nun bu yorumu hakkında? Feriyal, senden başlayalım istersen. O zaman ben şöyle söyleyeyim. Son dönemlerde Türkiye'deki intihar olaylarını biraz araştırsın. İstatistikler var bunlar üzerine. Birçok kişi, yani Türkiye'de ilk önce parasızlıktan insanlar intihar ediyorlar. Geçim sıkıntısı, öğretmenleri görüyoruz, kendini vuranları görüyoruz. Isınamadığı için işte çocuklarını öldürenleri görüyoruz. Türkiye'deki birincil intihar sebebi geçim sıkıntısı. Demek ki bu ülkenin katili de şu andaki iktidar. Yani bu intiharların katili. Çünkü bir kişinin ölümünü bize bağlamışlar. Birazcık da böyle bakmak lazım. Hani çok dindar olduğunu savundukları bu iktidar insanları yoksulluklardan dolayı, yoksul bırakılmasından dolayı, onurlu bir gelecek çocuklarına bırakamadığı için bile birçok kişi intihar ediyor. Bu çok dindar yönetimin altındaki. 2021-2022 intihar olay oranlarını istatistikler olarak Google'a bile yazsa çıkartır. Peki Süleyman, sen hem yani şu en çok insanların ateist olduktan sonra intihar ettiğini iddia etmiş bu mahluk arkadaşımız. Ne diyorsun? Yani insanların ateist olması, inancını kaybetmesi, dinini kaybetmesiyle yaşamını sonlandırması arasında herhangi bir korelasyon, herhangi bir bağlantı, herhangi bir sebep-sonuç ilişkisi olabilir mi? Maneviyat bir insanı intihardan daha mı uzak tutar? Şöyle diyeyim, benim bildiğim kadar dünya tarihinde belki birkaç tane aşırı Marksist örgütün, aşırı Marksistlerin ya da Mao'cu örgütün militanları dışında, o da 3-5'i geçmez, intihar bombacılarının hemen hepsi fundamentalist kökenli teröristlerdir. Cennet uğruna intihar etmişler. İntihar aslında günahtır, biliyorsun. Bu bir şizofrenik durum. Önce bunu söyleyeyim. İki, biz akıl temelli bir yaklaşıma sahibiz. İntihar etmek bazıları için son tahlilde bir çözüm olabilir ama bu ateistlikle ilgili bir şey değildir. Bu hemen herkes intihar edebilir. Böyle bir kategorizasyon yapmak mümkün değil ama ülkemizde geleneksel muhafazakarların baskısı, din temelli gelenekler sebebiyle özellikle genç kızların intiharları ve benzeri olayların, çocuk travmalarının hemen hepsi ateizmle ilgili olmadığı gibi ya din tek kökenlidir ya gelenek kökenlidir ama her türlü şekilde gerici kökenlidir. Enes'e gelince, Enes'in ölüm sebebi, intihar sebebi, dışlanması, baskı görmesi vesaire vesairedir. Bunu yapanlar da bu katil destekçisi yine fake isim El Kürdo, değil mi bir de? El Kürdo. Hani ipe sapa gelmez bir herifin şeyi yine yorumu ama katilin kim olduğunu, katil kafalıları, insanları intihara sürükledikleri baskıcıların kim olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Bu ülkedeki kadın intiharların hemen hemen hepsinin sebebi bu. Hemen buldum. Onu da El Kürdo sana söyleyeyim. İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması bu. 2015-2020 yılları arasında 10.094 erkek, 3.281 kadın, 1155 de 18 yaşın altında olmak üzere 14.530 kişi intihar etmiş. İçişleri Bakanlığı'nın verisinden. İntiharlarının sebeplerinin çoğu da işsizlik, yoksulluk, bunalım, ekonomik kriz. Onu da ya belirteyim. Kalanı da mesela çocuk intiharlarını kazıdığında da çıkacak şey baba dayağı, anne dayağı. Tabii ki 18 yaşındaki aciz, altındaki çocuğu, o kadınlarda da bu çıkacak ama aynen, hani ben oranı söyledim. En yüksek aynen, oran aynen. Bu.
atanamayan öğretmenler falan filan gibi birçok olay var. Bu da ismini değiştirsin, bunun ismini de istemem. Neydi bu? İspanyol ön takılı, sonra da etnik bir isim koymuş kendine. El Curdo muydu? El Curdo nedir ya? Uyuşturucu kaçakçısı şeyi gibi lan. Evet. Neydi o Valla aklıma bir tek Escobar geldi ama. Escobar var da bir tane daha vardı böyle el şey böyle İspanyol Ha, şey neydi ya? Kolombiya falan o tarz şey Ha, şöyle bastı bacak bir herif vardı. Kaçtı aynen gitti öyle herhalde. yani Kürdo, el Kürdo. Evet. Enes Kara olayı Süleyman'ın da söylediği gibi bireylerin dışlanmasından dolayı oluyor. Biz de bu konuda Ateizm Derneği olarak özellikle inançsız dostlarımıza bir arkadaş yardımlaşma ve sosyalleşme ağı kurabilmek adına temsilciliklerimizi sosyal medya platformu seviyesinde tekrar açtık. 81 il ve 30 tane de yurt dışı, Türklerin çok yoğun yaşadığı yurt dışı ülkesinde temsilcilik grubumuz var Facebook üzerinden. Ateizm Derneği web sitesinde dernek tabının altında temsilciliklere tıklayarak erişebilirsiniz buradan. Ve aynı zamanda Türkiye'de de büyük bazı şehirlerde şu anda bir de Almanya'da yani hemen hemen 60'ın üzerinde de WhatsApp grubumuz var. Haliyle arkadaşlarımıza diyebileceğim Discord sunucumuza katılın. Orada kendiniz gibi düşünen, size yakın düşüncelerde olan, özgür düşünceli, dertleşebileceğiniz yeni arkadaşlıklar edinmeye çalışın. Her ay bir Ateizm Derneği tanışma toplantısı oluyor. Bugüne kadar online'dı koronadan dolayı. Artık pikniklerle beraber tekrar fiziksele dönüştürdük. Gelin ayda bir kere eğer bu dört büyük şehirden birinde yaşıyorsanız sosyalleşme imkanınız var fiziksel olarak. Onun dışında aynı zamanda üye olabilirsiniz, gönüllü olabilirsiniz. Derneğin mutfağındaki insanlarla bizlerle de birlikte mesai harcayabilirsiniz. Ve son olarak psikolojik destek birimimizden de yardım alabilir. Tekrar ediyorum. Ve uzmanlarla, psikiyatristlerle görüşerek en azından bir rehberlik hizmeti alabilirsiniz. Yardımcı olabilirsek ne mutlu. El Kürdo'ya bir nasihatim daha olacak. Hani bizi suçluyor ama rica ediyorum insanlara inançlarından dolayı baskı kurmayın. Onları dışlamayın. Aslında bunların her birinin katili sizlersiniz. Bırakın herkes inançların özgürlükleriyle yaşasınlar. Yani kendi fikirleriyle yaşasınlar. Ki sizin kitabınızda hani Allah'la kul arasında ya bırakın cezasını. Ha bize bela filan okumayın. Şu cümleyi kurabilirsiniz. Allah'a havale edin. Yani Allah'ınıza havale edin. O yukarıda bize hesabını sorar. Siz burada Allahçılık oynamayın. Bir de eğer bu El Kürdo adını Türkiye'deki bir etnik grubu aşağılamak için kullanıyorsa onun bir kez daha suratına tüküreyim ben. Aynı Evet. zamanda ırkçı ve yobazsa iki kere suratına tüküreyim şerefsiz. Evet, bir sonraki paylaşımımız Köksal Güven arkadaşımızdan gelmiş. İsmini kullanmış. Şimdi bu web sitemize gelen bir mesaj. Güvenlik@gmail.com adresinden gelmiş arkadaşlar. Kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız iletişime geçebilirsiniz kendisiyle. Ne yazmış? Siz ne ayaksınız yazmış. Ulan hem dinden imandan olacağız hem de para mı ödeyeceğiz lan size? Bir de dernek kurmuşsunuz. La bir gidin oğlum işinize. Ne parası ödüyormuş Piyar? Aidat, Üyelik, üyelik. aidat ya filan Ya, ya. ya, Ha, oturmuş bir arkadaş bizim sayfamızı incelemiş, üyelik bölümünü görmüş. Orada aidat istediğini filan görmüş. Ha, aidat vermişse üye mi olacakmış? Hayır, sayfamızı incelemiş baksanıza Hem dinden imandan olacağız diyor üye olup. Yani daha olmamış. Üye Ne olduktan geliyorsun sonra oluyor. kardeşim ziyaret etme. Niye yazdın Ateizm Derneği? Hadi girdin. Rastladın. Ya orada üçüncü bilmemlere de üyelik var. O sayfayı falan incelemiş. Tabii canım. Emek harcamış. Teşekkür ederiz. Evet ve üyelik demişken o zaman Köksal arkadaşımıza duyuralım. Artık E-Devlet'ten de derneğimize üye olabilirsin. E-Devlet üzerinden de artık tıklayarak katılabilirsin. Evet. Bir sonraki mesajımızı getiriyorum. Kadir Korkmaz arkadaştan gelmiş.
Facebook'tan bir yorum. Düştüğünüz zehirli fikirden vazgeçin, yoksa helak olacaksınız. İbretlik ha. olarak babalarınız, dedeleriniz hazin ne? Sonu size yeterli değil mi? Ademoğlu Adem'in fikriyle var olmuştur. Babasının fikri kendisinden olan fikir. Baba yani özür dilerim. Ne dedin abi? Ben Türkçe sandım ben bunu. Düştüğünüz zehirli fikirden vazgeçin, yoksa helak olacaksınız. Cümle gel, tek tek gel. Yani düzgün yapamamış da tebliğ yapmaya çalışıyor. Bizi cehennemden kurtarmaya çalışıyor bunlar. Bu sevap sayılıyor ya onlarda. Ama yani tabii sevaba girmek orada, için... Orada baba ne sevabı adamımızı... cümle bile sayılmaz ya. Şunu demeye çalışıyor işte hani onlardan ders alın da diyor. Siz yapmayın bari demeye çalışıyor. Hani ben tercüman olayım bu garibime. Onu mu demiş ikinci cümlede? Sonuçta bu bana bir kere böyle eşit sempatisinde bir şoför yapmıştı aynı şeyi. Bayağı sohbet etmiştik sonra. O önce şey sanmıştı böyle hani rakımı da içerim ama Müslümanıma geleceğim falan sanmıştı. Yok dinsiz deyince çok şok olmuştu, dinsizim deyince. Abi deli misin sen, yanacaksın falan da girdik. Sonra oğlum dedim ya boş ver, gecenin ikisi bak. Sen kendini kurtarmaya çalış. Umarım 200'lü değilsindir. İşte para çalmıyorsundur. Ramazan'da içmeyip de sonra gizli gizli içmiyorsun. İçiyorsan o da bak şey falan filan diye böyle bir geyik yapmıştık. Bunlar onu bir görev sayıyor. Ama bunu şöyle yapmak lazım tabii. Hani okumak lazım biraz. İnsan psikolojisinden anlamak lazım. Ana dilini bilmek lazım ki düzgün yazabil. Onlar olduğunda bak bir çabadır. Hani saygı duymayız. Ama bir ya çaba olur. Böyle bir cümleyle ne demek istediğini anlamaya çalıştığımız bir cümleyle tebliğ nasıl verilir ya? İşte veremez işte. Onun için bu da zahmetli bir iştir. Öyle herkes tebliğ veremiyor. Nasıl verebilir mi? İşte. Evet. Ama en azından bu son iki ismi tebrik ederim. Sanıyorum normal isimleri, gerçek isimleri. Evet. Bak bu bile bir şeydir. Hadi hadi bu bile bir... kaptınız Süleyman'dan aferini. O zaman bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Serdal Subay'dan gelmiş yine Facebook'tan. Serdal Subay ne demiş? Sizi orada gezdiren ha bu arada biz Taksim'deki bir yemeğimizi, yıl dönümü yemeğimiz yok Taksim'de değil. Taksim'deki bir etkinliğimizi yürüyüşümüzü. Yıl dönümü yemeğimizi yapmıştık bir de. Ha yürüyüşte yaptık. Pardon, evet. Abi, yürüyüş ve sonra kokteyl vardı ya, o olabilir. Aynen öyle. Bu biz sanırım yürüyüş ya da kokteyl yemeğini internetten anons etmişiz. Ona da cevap olarak Serdal Subay yorum olarak altına şu incileri dökmüş. Demiş ki sizi orada gezdiren namerttir. İstiklal Caddesi'ni kastediyor. Gezdik. Hep de geziyoruz. Sizi bu ülkede gezdirecek vali de yok, valilik de yok. Varsa gezdirsin. Görek hadi. Hodri Meydan. Ha pardon. Şimdi hatırladım bu mesajın neyle ilgili olduğunu. Biz İstiklal Caddesi'nde yemekten önce bir yürüyüş yapmak için izin istemiştik. İlk başta kaymakamlık izin vermişti. Sonra emniyet kaymakamlığı veto etmişti. Nasıl oluyor? Yalnız yani. Ateizm Derneği'ne yönelik bir yasak değildi o. Taksim'de ne olursan ol yürüyemiyorsun. Her şey yasak. Evet ve işte valilikten izin çıktı, daha sonra emniyet bunu iptal etmişti, biz de buna haber yapmıştık. Bak o da demiş ki sizi orada gezdiren namerttir, sizi bu ülkede gezdirecek vali de yok, valilik de yok. Varsa gezdirsin görek hadi, Hodri Meydan demiş, sonra duramamış, gazını alamamış. Demiş ki karısını dul, piçini yetim bırakmak isteyen 28 Nisan'da Taksim'e gelsin demiş. 28 Nisan'da Taksim'deydik. Sen yoktun Serdal Subay. Sen yoktun. Sen neredeydin Serdal? Ya bu bayağı bir ölümle tehdit etmiş. Öncelikle şunu söyleyeyim. Evet. Ateizm Derneği İstanbul Valiliğine bağlı. İçişleri, valilikte içişlerine bağlı. Dernekler masasına kayıtlı bir dernektir. Yani valilik zaten derneğin kurulmasına onay vermiş. Sen ne diyorsun? Ya bu ölüm küçük, Akitçi yalnız he. Akit de yapıyor ya bize bunları. Evet. Orada toplantı var. Koşun 28'inde Taksim'de buluşacaklar. Yok 20 bilmem kaç şeyde Kadıköy'de şurada genel kurulları var. Akit de çok yapıyor bunları. Bizi evet. Hedef gösteriyor.
Özellikle akidin yaptığı çok tehlikeli bir şey. Bu da ayrı mesele. Şöyle bir tipoloji vardır. Bak bir yalama esnafta vardır. Bu bir de şeyde görürsün. Böyle otoriteye köpeklik yapmak isteyen tiplerde görürsün. Köpekliği tenzih ederek, şey köpekleri tenzih ederek söyleyeyim. Mesela şey, polis bir yerde şey almıştır, güvenlik bir demokratik yürüyüşe engelleyecektir. Böyle yanaşır, yalaklık yapmaya başlar polis. Amirim bir olay mı var, yardımcı olalım falan der. Sen Genelde kimsin lan polis de yardımcı? böyle hani dersin gibi, Siktir gibi git bakar böyle. Tamam mı? Bu yavşaklar işte böyle tipler. Bunlar kendileri hiç oldukları için, bir böcek kadar hiç oldukları için, zavallı oldukları için işte böyle valiliğe yağ çekiyor, otoriteye yağ çekiyor, bilmem ne diyor, zart sürt ediyor orada. Zaten işte subay falan filan. Böyle abuk sabuk tipler. Bir tane böyle şerefsiz bir herifle bir kere şeyde tartışmıştık. Sonra telefonumu verdim. Ara ulan beni dedim. Yüz yüze söyle bunları. Adresini de ver Bursa'ya geleyim dedim. Bursa'dan böyle tombalak bir yavşak. Herif tabii sonunda şeyden çıktı. Facebook'tan çıktı. Ya bak şöyle bir şey bu. Uzaktan böyle ahkam kesince öldürür falan deyince korkanlar senin gibi olanlardır. Senin ırsından olanlardır. Bizim öyle bir şeyimiz yok ya. Bak uçak düşünce de altımıza sıçmayız biz. Ama sen mantar tabancası patlasa altında kaçırırsın. Bu tipoloji böyle. Bu değil korkutucu olan. İşte bu ahlaksızlardan, bu yetersizlerden etkilenebilecek bazı psikopatlar dediğim gibi ya da terör bağlantılılar veyahut bunları kullanarak provokasyon yapmak isteyen gizli mihraklar. Sadat benzeri şeyler Tabii. ileride. İşte bu. Bizi rahatsız edecek olan bu hikayedir. Bu değildir. Çünkü bunun benzerlerini maalesef biz sosyal medya hesaplarında ateistim diye geçinen bazı zihinsel olarak geri, ahlaken geri, öyle geri, böyle geri şeylerde görüyoruz. Bir örnek daha vereyim. Geçen gün ben bir tane bizim çevremizden şimdi yurt dışına kaçmış bir tipi, kaçmak için de bunu kullanmış bir tipi sildim. Tiksindim ve sildim. Herifin iki lafından biri küfür, gerisi Türk'e hakaret. Ben de tiksindim, sildim. Evet. Ben de bizi ölümle tehdit edenlere o zaman kendim cevap vermeyeyim. Onlara mekanın sahibinden gelsin cevap. Turan Dursun ne demiş? Rahat yaşamak uğruna gerçeği mezara mı götüreyim? Halka gerçeği anlatmak uğruna ölümü mü göze alayım demiş. Evet. En güzel cevabı Turan Dursun vermiş. Ve onurlu bir şekilde de öldü. Evet, o nedenle Hiç korkmadı. 28 Nisan'da Taksim'deyiz. Bir dahaki 28 Nisan'da yine Taksim'deyiz. Seni de bekleriz Serdar. Bir sonraki paylaşımımıza geçelim isterseniz. Evet, nereden gelmiş? Nari Cehennem demiş. Ana. Son iki. İsimlerden gidiyorduk ya. Nari Gene Cehennem. korktular. Nari ismi, soy ismi Cehennem. Nari Cehennem. Nar cehennem, cehennem ateşi demek mi oluyor? Cehennemin narı, Nar. ha nar herhalde öyle bir şey olabilir. Aynen. Ya şeydir canım bu. E-posta Nick'tir adresi bu. de hu@hotmail.com. İlayitullah. Ne demiş? Din aklı olup hak yolda Kur'an'ı pardon. Şunu şöyle bir alayım. Evet. Din aklı olup hak yolda kullananı cennete, sizin gibi hayvan akıllı beyinsizleri cehenneme odun yapacak bir ilahi buyruktur. Haşa Allah yok derseniz, kendi başınıza kaldığınızda Allah diye inlersiniz. Ne diyeyim? Mevla sizin gibi olmaktan bizleri korusun. Sizlere de hidayetini göstersin. Amin. Ha İyi bu niyette bulunmuş. Kötü değil ya bunu bu bir nefret yazdı. mektubu değil. Bak ne kadar güzel bir şey de olmuş yani. Yani Bu nefret kendi mektubu. Hani yine düşüncesini cehennemde yanacaksın, şöyle olacaksın, zebaniler seni böyle yapma yatırmış gibi. işte sen. Yani kendi düşüncesinde güzel, iyi niyet mektubu yazmış ya. Daha iyisi olamaz zaten diyorsun. Ya küfür yok, küfür yok. Anlaşılır en azından. O anlamda söyledim.
Yani yalnız kalınca niye Allah diyorum onu algılamasam da olsun. İyi niyetli. Ya umarım sadece fitreyle işi yırtmaya çalışmayıp zekatta verebilenlerdendir. Çünkü o tip şeyleri yaparsa kendisi odun olacak. Bizle ya bize inayet, Allah'ın inayetini bize biz almadan önce o bu beş tane şeyi yerine getirsin. Bunlar en önemlisi. Bunların çoğu fitre veriyor ama zekat vermiyor. Kalın geliyor. Onu yapsın bakalım ondan sonra. Umarım yapıyordur. Bak hani yine hakkını yemeyeyim bilemem. Ama yapmıyorsa yapsın. Buradan da bu. Yoksa bak o cehennemde sen de odun olursun. Bunlar ateist! Ya bu cehennem odunun için orman bittik ya. Hazır biz odun da hazır. Masrafsızız. Biz masrafsız. Odunumuz da hazır bizim. Büyüyecekler, büyüyorlar. Evet. Kimliğimiz bakalım. Hazır oldu o zaman her şey güzel. Yanıyor. Evet ne yazık ki. Gördübet yanıyor. Gökyüzü kızıl görünüyor. Evet. Marmaris'ten önce şu son paylaşımımızı da paylaşıyorum. Evet. Son nefret mektubumuz Loxaville'den gelmiş. Pardon. Lovezil. Özür dilerim. Bu ne be? Bu da bu arada 1,5 ay önce, 2 ay önce gelmiş. Bu da taze bir mektup. Ne diyor? Bu derneğe ben ateistim diye üye olan varsa kafatasının içi boş, dışı fostur. Osuruktan teyyaredir. Ay bunu hatırladım. Taşeron dölüdür. Lan amına taşeron dölü. Tabii. Lan amına koduklarım. İnanç bireyseldir. Ne derneği? Siz ateizme leke vuran dalyalaklarsınız. Siz bu çağın en dangalak bireylerisiniz. Neyse bu kadar hakaret yeter. Bugün posta kutuma atılmış bir broşüre fena sinirlendim. Yazmış. Bu kendini zeki sanan ödleğin önde gideni. Bu bizim dernek kuruldu ya orada burada zartürt edenler de üye olmaya tırsıyor ya. Bence bu o tayfadan böyle bizim ADTV'nin altında yorumları görüyorum ben. Böyle yavşaklardan çok var. Oğlum bir cesaret bulun kendinizde. Ya üye olun ya da tümü geçeninizi kapatın. Süper ahlaksız, süper trinetsiz, süper müptezel insanlarsınız. İşte bunların bir bölümü zaten şeyde zartürt eden, sosyal medyada fake isimde zartürt eden bu şeyin tersi insanlar. Burada kendini dindar sananları biraz önce dinledik ya. Bu da onun ters versiyonu diye düşünüyorum. Ben en çok bunlardan tiksiniyorum. Ben de daha çok dinliyorum. Ben bunların çok aşağılık insanlar olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii bunun adamın küfrüne, hakaretine değil de mesajındaki şeye odaklanmak istiyorum ben. Ya kendini zeki falan sanıyor ya onu peş para etmez. Ben ona sinir oldum. Yok haklısın. Ama ateizm bireyseldir argümanı var. Oradan cımbızla çekmek. Bu ne demek ama ya? Ateist birçok YouTuber'da da yok mu? Niçin örgütleniyor? Ya sana ne? Sen bireysel yap. Ama örgütlenmenin bir örgütlenme olarak değil ya niçin var olduğunu, bugüne kadar hangi etkinlik yapmış olduğunu, yurt dışında hangi kurumlarda bağlantılı olduğumuzu, hangi raporları verdiğimizi, neden bu kadar reddediyoruz? Ben de bundan aynen Süleyman gibi bu insanların dedikleri laflar beni çok etkilemiyor ya, ama günün sonunda onlar beni üzüyor ve tiksiniyorum o tip insanlardan. Aynı camiadayız göya hani hepimiz ateistiz. Ya bu düşüğe de bir önerim olsun. Sen önce yiyorsa annene babana, yiyorsa iş yerindeki patronuna, yiyorsa çevrendekine, öyle barlarda iki tane duble atıp da ondan sonra zartürt ederek değil de, hele sen toplum içinde bir insan olmayı dene, bir fikrinle ortaya çıkıp fizikle, sonra gel bize. Bunları saydır. O zaman bak hani yine saygı duymam ve tiksinirim ama en azından bu kadar hakaret yüklü olmam. Yani benim bu konuda tek diyebileceğim bir anekdot var. Nedir? Sene 2012, henüz daha Ateizm Derneği kurulmamış. Ondan önce Ateistler Meclisi aşamasındayız. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ve
Ayşe Hür hem dergimizde yazı yazması hem dernekleşme sürecimizde bize destek olması için bir teklifte bulunduk. Kendisine tarihçi gelen, bir yazar bu arada. Ayşe Hür bir yazar, tarihçi bir yazar. Muhalif tarihçi yazar diyebiliriz sanırım. Ve neye ben, muhalif? Ya muhalif yani derken, tarihçi bir yazar yani muhalif deme. Yani kadın pardon. Bir tarihçi bir yazar. Neye göre muhalif? Haklısın. Evet. Tarihin öteki tarafına bakıyor o da. Yani, ben muhalif kelimesini muhalif... orada yanlış kullandım. Doğru değil söylüyorsun. Mi? Kullanmamak lazım öyle değil mi? Yani neye göre muhalif? diyeceğim kendisinin verdiği cevap o zaman beni çok demoralize etmişti biraz. Böyle motivasyonumu kırmıştı. İşte demişti ki hayır ben bu faaliyetlerde, etkinliklerde yer almayı düşünmem. Çünkü ateizm, inançsızlık bana göre bireysel bir mücadeledir falan demişti. Tabii ki ben onun gibi bir yazara tutup yani örgütlü mücadeleyle bireysel mücadeleyi böyle maddeler halinde anlatacak halim yok. Haliyle üzerinden zaman geçti. Sene ne zaman oldu? 2019. 2019'da kendisine aradan 6 sene mi geçmiş? 7 sene geçmiş. Evet. 6-7 sene sonra aynı teklifi tekrar yaptık. Ve kendisi dedi ki, evet dedi, son 7 senede büyük işler başardınız. Güzel şeylere imza attınız. Ve benim düşüncemi değiştirdiniz dedi. Geldi, etkinliğimize de katıldı. Evet. Yayın da şey yaptı. Yani umarım bu arkadaşımız da bir gün o olgunluğa, o kemale erişir. Çünkü yok, bir kişinin yapabileceği ateist aktivistlik, seküler aktivistlikle 1000 kişinin yapabileceği, 10.000 kişinin yapabileceği asla bir değildir. Biz eğer tek başımıza olsaydık bugüne kadar son hemen hemen 8 senede yaptıklarımızın birçoğunu yapamazdık. Neler yaptınız son 8 senede diye soran olursa. İşte yayın açırdık açıp bir YouTube'dan. Web sitesine sayfasını yapıp binerdik yani. Ondan öteye gidemezdik herhalde. Evet. Eğer biz... söyleyeyim ben bir son olarak. Ateizmin kavramsal olarak karşılığı Türkiye'de çok iyi algılanamıyor. Belki de biz yeterince anlatamamış olabiliriz. Onu bir düşünmemiz gerekir. Hümanizm tek kişiyle bireysel bir mesele değildir. Hümanizm Bruno gibi, Nesimi gibi insanların canlarını bedel olarak ödediği, bak Galileo'yu örnek vermiyor. Evet. Yanarak ödedikleri bir mücadeledir. Bireysel değildir. Bireysel bir tercih şey olabilir, kişisel gelişimde bir şey olabilir. Bu bireysel tercih değildir. Ha şunu yapmaya kal. Mesela bana da çok, ateizm derneği deyince böyle bir hafif sırıtma, bunları kim yapıyor biliyor musunuz? Nesliğini kaybetmekten korkan, yeterince okumamış, kültürü zayıf, insanlar bunu yapıyor. Ya bu bireysel bir şey dernekleşmeye ne? Niye batıyor mu kardeş? Batıyor çünkü cesaretsizliğini hissettiriyoruz biz onlara. Hümanizm bal gibi de örgütlenilecek. Belki dünyada işte şey gibi, sosyalizm gibi, çeşitli ütopyalar gibi. Sosyalizm aklıma geldi işte söyledim. Sosyalizmi pohpohlamak için değil. Ütopik bir, çok mantıklı, ütopik bir yaklaşımdır. Ve insanlığın gelişmesini katlanarak yükseltecek bir yaklaşımdır. En iyi örneği bunu Rönesans'tır, aydınlanmadır. Tabii ki. Dünyanın nereden nereye geldiği, bilimin durumudur. Bunlar dururken, Paris Komünü'nde ölenler, Fransız Devrimi'nde ölenler, İstiklal Savaşı'nda ölenler, Kubilaylar, yani. Kubilaylar vesaire, hümanizm yolunda öldüler. İlla ateist olması da gerekmez. Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenme mücadelesi değil midir? Her hanedanı deviren halk, ölenler, iktidarı gökten alıp yere indirenler, cumhuriyetleri kuranlar bu yolda öldüler. Böyle basit, böyle zevzek muhabbetler yapanlara okumalarını tavsiye ederim. Mesela İş Bankası yayınlarından Sekülerizm Çağı okumalarını. Marksist de kardeşim Paris Komünü'nü tekrar okuması. Fransız devrimiyle milyonlarca kitap var, onları okuması. Bruno'nun hayatını okumasını. Nesimi'nin hayatını okuması. Geçen gün bir hümanist Arap
şairi bir filozoftan bahsettik. Neydi adı? Ebu Ala el-Mari. 973 senesiyle evet. 1058 senesi arasında yaşadı ve en hatırlanan sözlerinden bir tanesi: Kekeme Musa'nın karşısına çıkan Allah, benim karşıma neden çıkmıyorsun? Ben ki Arabistan'ın en güzel konuşan insanıyım. Çıkmıyorsun çünkü yoksun, diyor. Şimdi kendisi bir şair olmasının yanı sıra o dönem için bir bilim insanı ve aynı zamanda filozof. Evet. Hayatı bugünkü insanlarla kıyaslandığında hayata bakışı, sosyal ilişkileri anlayışı, bilime yaklaşımı bugünkü insanlarla karşılaştırıldığında çok daha ileri. Arada 1100 yıl var değil mi Onur? Yani göründüğü gibi bir örnek daha, biz öyle emperyalist, kapitalist, yok bilmem kimin uşağı falan değiliz. Bak işte hangi toprağın insanı olduğumuz bir örneği. Biz yerli ve milli olan bizleriz. Öyle üç kuruşluk bilgisiyle atıp tutanlar değil. Çünkü yaz geldi. Bir bölüm orman öyle bazı çevrecilerin dediği gibi kundaklandığı için değil, kendiliğinden de yanabiliyor. Kızılçam ormanları kendiliğinden yandığında tekrar kendilerinin bitme şansı var ama başka orman yangınlarında o ağaçların özelliğine dikkat ederek biz bu bağışları yapmaya devam ederiz. Biz yurdumuzu seven, doğayı seven, insanları seven, yok etmeye değil var etmeye çalışan insanlarız. Bu sebeple biz öyle ağaç kampanyası, ağaç dikme kampanyası da yaparız. Yardımlaşma kampanyası da yaparız. Sıcak çorba, yoksullara ve yoksullara sıcak çorba da dağıtırız. Biz böyle insanlarız. Biz helal daha çok zekat veriyoruz ne? Biz zekatın fazlasını veriyoruz. Sivil toplum çerçevesinde biz herhalde kitap pek yolluyoruz filan yani. Yani evet. İnan bunu bana, yapıyorum. İnan bana, Diyanet'e de en çok vergiyi biz veriyoruz tükettiklerimizle. Evet. Evet arkadaşlar. O zaman çok görüşmek üzere. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Fakat kapatmadan önce birkaç hatırlatmamız var. Bir tanesi Ateist Gazete. Ateist Gazete'ye biliyorsunuz Ateizm Derneği'nin web sitesinden ulaşabildiğiniz, sosyal medya hesaplarından ulaşabildiğiniz gibi YouTube kanalımızdan haber bültenine de ulaşabiliyorsunuz. Bir diğer haberim ise PİS olacak. Evet. 10 Temmuz 2022 Pazar günü saat 18'de İstanbul Caddebostan sahil Beyaz Köşk önünde Ankara Seymenler Parkı artı bir büfe arkasında, İzmir Paraşüt Kulesi Kültür Park Alsancak mevkiinde, Antalya Konyaaltı Beach Park Northman Bistro'nun ön tarafındaki çimlerde 10 Temmuz Pazar saat 18'de buluşuyoruz. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşınızı, ailenizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu, çizgili pizzanızı, kısırınızı, topunuzu alıyorsunuz, gitarınızı kapıyorsunuz. Ne içmek istiyorsanız alıyorsunuz, geliyorsunuz. Çizgili pijama nereden çıktı lan? Abi çizgili pijama örfümüz. Yok artık öyle bir şey. Sen hangi dünyada kaldın? Sal desenli gömlekleri var rica ediyorum. Çizgili pijamayı tamam o söylemi bırakalım diyor. Recep İvedik'ten kaldı galiba. Süleyman ama Süperbank satıldı, artık çizgili pijama da çıkmıyor hocam. Evet artık çizgili pijama da yok. Tamam. Türkiye'nin artık o değerini de kaybettik. Evet. Peki şey top uçurtma kısır bunlar okey mi, börek? Olur olur olur. Tamam o olur. Zaman bunları alın arkadaşlar. Topunuzu içip bulmanızı kapın gelin hep beraber eğlenelim. Çok teşekkürler. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Öncelikle konuklarıma, daha sonra da yapımda ve yayında emeği geçen tüm gönüllerimize teşekkür ediyorum. Teşekkür demişken bir teşekkür de Patreon ve Kreosus'tan bizi destekleyen canlara geliyor biliyorsunuz. Patreon ve Kreosus destekçilerimizin bazılarını sürekli destekleyen arkadaşlarımızı yayınlarımızın sonunda düzenli desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Patreon destekçilerimiz Bahar Kılıç, Ekrem Karahan, Umut Yıldız, Ateistar, Gerol Nahmiyaz, Tolga Orhan, Hasan Dudu, Onur Romano, Mehmet Ateş, Pluralist Extremist, Hakan Öztoprak, Kreosus destekçilerimiz, Ulaş Alagöz, Feriha Kösoğlu, Rojat Deniz, Anertan Evrim, Seyit Öztürk, Zafer Örenlili, Aslan Gençer ve Efkan Krimi. Bize olan desteğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Arkamızda olduğunuz
yanınızda olduğunuzu bilmek bize güven veriyor. Değerli konuklarıma tekrar teşekkür ediyor ve gelecek yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Artık yalnız değiliz. Bunlar ateist!